İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Kreşte 3 yaşındaki çocuğa darp iddiası. Şikayetçiyiz. Mersin'de özel bir kreşe gönderdikleri 3 yaşındaki çocuklarının şiddet gördüğünü iddia eden aile, kreşten ve öğretmenden şikayetçi oldu. Alanya'ya ilk kruvaziyer gemisi demir attı, darısı Mersin'e. Antalya'nın Alanya ilçesine demir atan sezonun ilk kruvaziyer gemisi Mehteran takımı eşliğinde karşılandı. Haberci Gazetesi. Akdeniz'de işçilere sendika baskısı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Şube Başkanı Kemal Göksoy, AKP'li Akdeniz Belediyesi'nde yönetimin işçilere sendikalarınızı değiştirin baskısı yaptığını iddia etti. Seçer'den OSB'lere destek sözü. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 14. olan genel kurul toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, organize sanayi bölgelerine katkı sunacaklarını söyledi. Çukurova Gazetesi. Son 10 yılda 2,5 milyar liralık milli servet çöpe gitti. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, yanlış yer ve meslek seçiminden, işin iyi bilinmemesi ya da iş yerine hakim olamamaktan kaynaklı olarak Mersin'de son 10 yılda 32.500 iş yerinin kapandığını söyledi. Gültak'tan ortak akıl vurgusu. Akdeniz Kent Konseyi'nin 11. seçimli olan genel kurul toplantısında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kent konseylerini kent konseyi yapan, kentin sorunları ve sorunların çözümleri yollarında tartışıldığı, ortak akıl çözümlerinin kavuşturulduğu güçtür. Eğer ortak akıl yoksa, tartışılmıyorsa, demokratik ortamlar söz konusu değilse, kent konseyleri sadece tabelada kalır dedi. Yeni Güney Gazetesi. İstismar bir kez daha aklandı. Silifke'de aynı mahallede oturduğu 5 kişi tarafından uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalan %50 zihinsel engelli 22 yaşındaki S.Ş.'nin karar duruşması Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakimlerin yeni görevi etek boyunu ölçmek midir? CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Avukat Ali Mahir Başarır, İstanbul 2. İş Mahkemesi'nde görülen davaya bakan Hakim Mehmet Yoylu'nun davacı vekilin etek boyuyla ilgili tutumunu meclis gündemine taşıdı. Akdeniz Gazetesi. Kendi irademizle istifa ettik. AK Partili Akdeniz Belediyesi'nde çalışan 410 işçi, üye oldukları DİSK'e bağlı genel işten istifa ederek hak işe bağlı hizmet işe üye oldu. Mersin'de DEAŞ operasyonu 2 tutuklama. Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.